Bak şimdi salağı nasıl gaza getireceğim. Yine mi sen? Lafı ağzımdan aldın. Ne işin var bu saatte burada? İşim var, senin? Sana ne? Senin gibi serseri hesap mı vereceğim? Ağzını topla. Yapma ya. Toplamazsam ne olur ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Çek git başımdan. İşim gücüm var benim. İşin gücün naza yalakalı. Biz çok gördük senin gibi zavallıları. Bir zengin kızı tavlarım, hayatım kurtulur diye yapamayacağın şaklabanlık yoktur. Ama haddini bileceksin. Yoksa bildirirler. Nasıl bildirirler? Gecenin bir yarısı kalleşçe üzerine araba sürerek mi? Kanıtın var mı? Sana söyledim. Arabadan iyi anlarım. İnsandan daha iyi anlarım. Bu kalleşlik de ancak sana yakışır. Sensin lan kalleş! Sizin baroşta işler böyle yürüyor değil mi? Zeka yetmeyince kaba kuvvet. Ne duruyorsun? Vursana hadi. Tarık. Tarık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne görgüsüz, ne saygısız bir şoförüm var Naz. Dua et, onun seviyesine düşecek kadar basit bir insan değilim. Yoksa karışırdı burası. Sen rezil olurdun. Önce o... Sus. Rezil ettin beni. Çocuk geldi senden özür diledi. Hala neyin peşindesin? Arkadaşlarıma bu şekilde davranma hakkını nereden buluyorsun sen? Ne biçim insansın? Hiç mi utanman yok? Koy şunu bagaja. Gidiyoruz hemen. Yeteri kadar malzeme olduk zaten. Beni okulumda rezil ettin. Sen burada bekle. Ben konuşup geleceğim. Alfonso, içeride süper bir tel kadayıfı var. Kaçırma derim. İtalya'da böylesini bulamazsın. Gel ben sana göstereyim. Nasılsın? Apar topar çağırdın. Ne oldu? Ne yaptı gene Ümit? Naz Özkul'un staj eksikliği ve düşük notları sebebiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Nasıl ama? Dediğim kadar varmış değil mi? Cevat Usta'nın telekadayfı bir başkadır canım. Sen ne dersin Sami Efendi? İşte. Ne demek ne işte? Yani. Nasıl yani? Böyle daha bir şey olabilirdi yani. Olmamış yani. Onun için üç tabak lüplük götürdün. Onun ikisinden bir şey anlamadım ki ben. Ya ben sizi Ramazan'da feshaneye götüreyim. Orada oynayın ya. Çok para kazınız hocam. Baban niye çağırdı Naz'ı biliyor musun? Hiç sorma. Naz'ın eline belgeyi tutuşturmuşlar, okuldan atacaklar. 3 senede 70 günü okul dışında çalışması gerekiyormuş. Bizimki 0 çekmiş. Uyutmuş bizi. Oysa bana bak. Gizli saklım yok. 3 senedir aslanlar gibi ÖSS'yi kazanamıyorum. Delikanlı gibi açıklayayım. Bu da babama ders olsun. Hulusi amca benim de hayırsız evladım var diye yaranmak için beni örnek gösterirken hakikisi varmış elinin altında. Cevat Usta oradan bir tane daha yap bana. Olur olur. Sağ ol Cevat Usta. Afiyet olsun. Bakıyordun mu yiyemedi. Mecburen yiyeceğim artık. Baba ben... Bu babana yapılır mı Naz? Ben seni okutmak için her türlü fedakarlığı yapayım. Şu ailede ilk defa birinin diploma alacağı günün hayaliyle avunayım. Sen bana bunu yap. Baba... Bu mu yaptıklarımın mükafatı Naz? Bu mu? Hadi beni bırak. Annenin yüzüne nasıl bakacaksın? Söyler misin? Baba, annem... Susma söyle. Annem öldü de. İyi ki ölmüş. Yoksa şunu görüp bir kez daha ölürdü bugün. Tıpkı benim gibi. Şu sahneyi gördün ya, keyiften içinin yağları erimiştir. Bundan sonra beni okuluma götürüp getirmene gerek kalmadı. Hatta hiç gerek kalmadı. Can evimden vuruldum be Tarık evladım, can evimden. Kusura bakmayın, istemeyerek kulak misafiri oldum. Otur evladım. Benim babam köyde tarlada çalışırdı. İlkokulu zar zor bitirmiş.
Biz üç kardeştik. Birinizi okutacağım dedi. Şans bana güldü. İstanbul'a geldim. Lisede okurken bir yandan bir tekstil atölyesine girdim. Açlığımı çıkarayım diye. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Yıllar sonra bir tekstil fabrikası sahibi oldum. Ama diploma sahibi olamadım. Babam hastalandı, yatağa düştü. Anacığım yalvardı. Vahi seni İstanbul'a götürsün, en iyi hastanelere yatırsın dedi. Beni yatağa düşüren para beni iyileştirmez dedi. Dünya başıma yıkıldı. İstedim benim evladım, en azından bir evladım babama verdiğim sözü tutsun. O diplomayı ben benimmiş gibi götüreyim mezarına. Kapanıp af dileyeyim. Al evladım. Bu ne? İlk maaşın. Ayın başında mı sonunda mı vereyim bilemedim. Böyle ortasında vereyim dedim. Sağ olasın. Hem Naz için hem benim için yaptıklarının karşılığı değil ama... Ben Hulusi Bey'e gidiyorum. İki şanssız baba dertleşeceğiz biraz. Tam 700 yeni Türk lirası. Güle güle harca. Namusunla, hakkınla kazandın bu parayı. Baban kim bilir nasıl gurur duyuyordur senin gibi bir evladı olduğu için. Sadri, oğlum gel al beni. Halletmemiz gereken bir iş var. Ha, oldu. Neyle geleyim? Tarık mı? Hmm. Gelecek miymiş akşam? Oğlum ne demek neyle geleyim? Atla arabaya gel. Hangi araba? Gelecek miymiş? Haberin yok tabii. Baban aldı anahtarları. Ya sorsana. Neredesin sen? Kim o yanındaki? Hacer teyzeye geldim. Niye çıktın pansiyondan? Oğlum para yok. 8 milyon meşrubat parasını taktım kaçtım. O kadar zilim. Gelecek miymiş? Bekle beni, geliyorum. Geliyor. İyi, ben bir çay suyu koyayım o zaman. Beni almaya geliyor, hemen çıkacağız. Ben yine de koyayım, oturur belki biraz. Oo, bu kız fena bıyakmış ya. Kimi? Hoş geldin Hacer teyzeciğim, verin öpeyim. Asıl sen hoş geldin, hayırdır? Ya, Laleli'de bir pansiyonda kalıyordum, çıkmak zorunda kaldım. Desene bütün Aksaray dün gece uyuyamadı. Teessüf ederim Hacer teyze. Horladığım tamamen iftira. Hoş geldin anneanne. Ne oldu geçen haftaki sınavlar? Hani şu zar zor yetiştiğin? Asılmış mı notlar? Yok, asılmamış daha. İyi. Asılınca söylersin herhalde. Söylerim.